14 Şubat kutlayacak mısın? Kutlayamayacağım. Seni bir günlüğüne hiç tanımadığın birisiyle sevgili yapıp 14 Şubat'ı kutlatmaya ne dersin? Deneyebilir misin? Kanka yavaşlat, bir şey oldu. Oğlum öldü lan kız. Durdur kanka, durdur. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar 14 Şubat'a özel yeni bir içerikte sizlerle beraberiz. Sokakta hiç sevgisi olmayan iki kişiyi bulacağız. Onları 14 Şubat'a özel bir günlük sevgili yapıp date'e çıkartacağız. Date umarım güzel geçecek. Hani bu 14 Şubat date'i gibi düşünün. Başlamadan önce aşağıya Instagram ve TikTok hesabımı bırakıyorum. Beni diğer platformlardan takip etmeyi unutmayın. Ayrıca videoların devam kısımları ve ekstra kısımları izlemek için kanalımıza katılmayı unutmayın. Nereye gidiyoruz? Senden ricam biraz daha sakin, temkinli, elinden geldiğince daha iyi olur. Her şey baba. Ben her şeyimi baba olmaya hazırladım ya. Zişan. Katıl kısmında buraya bırakıyorum. O zaman hazırsanız videomuz başlasın. Kızlar merhabalar. Sevginiz var mı? Yok. 14 Şubat'ı nasıl geçireceksiniz? İyi günler. Bir kişiyi bulacağım hemen buradan ekip arkadaşlarımıza. Sepetleyeceğim diyeceğim kanka sen bir yerde çay falan iç. Sonrasında diğerini bulup onun yanına getireceğim. Birbirlerini görecekler bakalım neler olacak. Merhabalar abi. Sevgilimiz var mı? Arabik. İyi günler abi. Kimse yok. Hava birazcık soğuk. 14 Şubat gününde güzel bir gün geçirmek lazım. Date'e çıkmak lazım. Çünkü ben de hiç 14 Şubat kutlamışlığım yok. Bugün kutlamayı düşünüyorum. Bu arada kanalımıza hala katılmadıysanız katılıp sevgilileri test ettirme videosunun yüzleşme kısımlarını izleyebilirsiniz. Ayrıca Facebook sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Facebook'a da güzel içerikler geliyor. Sayfamızı aşağıya bırakıyorum, takip edin. O zaman ben devam ediyorum. Merhabalar, sevginiz var mı? Sevgililer günü kutlayacağız mı? İyi günler. Kimse kutlamıyor ya sevgililer günü. Kutlamaya geçtim, kimse durmuyor bile yani. Kanka selamlar, sevgilin var mı? Yok ama sevgilim. İyi günler. Merhabalar, sevgiliniz var mı? İyi günler. Merhabalar kanka, sevgin var mı? Merhaba. 14 Şubat kutlayacak mısın? Hayır. Sevgilin yok. Yok. Peki rastgele birisiyle date'e çıkmak ister misin 14 Şubat kutlamak için? Şu an öyle bir düşüncem. Konuştuğum birisi var ama henüz sevgili değil. Değilsin, tamam. İyi günler kanka. İyi günler. Çocuk yakışıklıydı bu arada. Merhabalar. Buyurun. İsim nedir? Emre. Emre, sevgilin var mı? Yok. Sevgilin yok. Peki sevgililer günü kutlayacak mısın? Yani düşünmüyorum olmadığı için. Seni bir günlüğüne hiç tanımadığın birisiyle sevgili yapıp güzel bir sevgililer günü geçirmemize ne dersin? Hani birisiyle seni sevgili yapacağız, bir günlüğüne sevgililer gününü beraber kutlayacaksınız. Kıza bağlı. Kriterler var. Evet. Kriterler ne? Nasıl bir kız olmasını istersin? Tanıyınca göreceğim onu. Bence de şimdi hani kriter deriz, belki birileri kabul etmez. Evet. Seni bir date'e çıkartalım, belki iç güzelliği olan biri denk gelir. Deneyelim bakalım. Değil mi? Deneyelim. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. O zaman Emre, sen ekip arkadaşlarımızla çay içmeye alıyoruz. Ben senin date eşini bulmaya devam ediyorum. Tamamdır. Kolay gelsin. Zamanın var mı bu arada? Birkaç saatin? Birkaç saatim var sadece. Ona göre işten çıktım. Yorgunum moruk. Tamam. Sıkıntı oynadım. Yok. Birkaç saate bitiririz. Tamamdır. Tamam. Süpersin. Abi Emre ile ilgilenelim. Kızlar merhabalar, sevginiz var mı? Teşekkürler. İyi günler. Merhabalar, sevginiz var mı? Pardon. İyi günler. Evet arkadaşlar, şimdi Emre'nin boyu boyuna ene enine birisini bulmam lazım. Şu kız çok genç değil değil mi? Merhabalar, sevginiz var mı? Merhaba, yok. İsim nedir? İlayda. İlayda. 14 Şubat kutlayacak mısın? Kutlayamayacağım. Sevginin olmadı. Evet. Normalde kutluyor musun? Şu an kadar kutlamadım. Hiç denk gelmedi mi sevgili? Hayır. Süper. Peki şöyle bir şey yapalım sana. Kiminle beraber olsam 14 Şubat'ta bir ayrıldık, bilmiyorum. Hediye vermeme bahanesiyle mi acaba ayrıldılar? Bilmiyorum. Öyle taktiklerimiz vardı. İlayda, seni hiç tanımadığın birisiyle bir günlük sevgili yapıp date'e çıkartıp diyelim daha doğrusu 14 Şubat'ı kutlatmaya ne dersin? Bilmiyorum yani. Hiç tanımadığın birisi, o da hazır, o seni görmedi, sen onu görmedin, birazdan göreceksin. Belki çok yakışıklı birisi, belki içini beğeneceğin birisi. Sadece bir günlüğüne gezip eğlenip yemek yiyip 14 Şubat aktiviteleri yapacaksınız. Deneyebilirim, zamanım var biraz. Zamanım var, evet, mı? Birkaç saat sürer. Evet. Okey misin? Okeyim. Tamam, İlayda'yı da bulduk, iki kişiyi bulduk. O zaman 14 Şubat sevgililer günümüz başlasın. Alkış! Hadi gidelim. İş çıkışı denk geldiniz Allah'a. Normalde böyle giymiyorum. Ne işle uğraşıyorsun ki? Otelcilikle uğraşıyorum. İlayda, bu arada kaç yaşındaydın? 20 yaşındayım. 20 yaşındasın. 20 yaşındayım. O zaman hazırsan şimdi seni bulduğumuz diğer kişinin yanına götürüyorum. Beraber aktiviteye, güne nasıl başlamak isterseniz başlayın. Güzel bir 14 Şubat geçirin. Biz yapamadık, siz yapın. Arkadaşlar tekrardan birbirinize hoş geldiniz diyebilirsiniz. Emre, İlayda.
Memnun oldum. Memnun oldum ben. Emre'yi aynı şekilde sokaktan rastgele date diye, sevgililer günü diye tanıştık. Buraya getirdik İlayda'yı da. Aynı şekilde sizler şimdi bir günlüğüne sevgililer günü için 14 Şubat için sevgili olacaksınız. İstediğiniz her şeyi biz gerçekleştireceğiz. Peki sence İlayda nasıl? Gördüğün zaman memnun kaldın mı? Vallahi güzel bir kız bulacağım. Neye inanmamıştım ben sana? Evet, burada İlayda'yı övüyor beni gibi. Sen Emre'yi beğendin mi İlayda? Tatlı görünüyor. Tatlı görünüyor. Evet, tanıyıp göreceğim. O zaman sizleri baş başa bırakıyorum. Burada birbirinizi tanıyıp konuşabilirsiniz. Sonrasında günümüz devam edecek. Size iyi eğlenceler. Evet arkadaşlar, şimdi biz arkadaşları baş başa bıraktık. Birbirlerini tanısınlar, detaylı bir şekilde tanışsınlar diye. Ben de bir saat dışarıda takılacağım, gezeceğim. Bir yemek yesinler, birbirlerini tanısınlar. Sonrasında günümüz devam edecek. Kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. Sen kaç yaşındasın? 24. 4. Okuyor musun, çalışıyor musun? Bitirdim okulu, çalışıyorum şu anda. Ne iş yapıyorsun? Otelcilikle uğraşıyorum. Sen okuyor musun? Ben okuyorum. Hangi bölümde okuyorsun? İletişim tasarımı okuyorum. Biraz heyecanlı görünüyorsun. Yani birazcık sen de öyle görünüyorsun bence. Biraz heyecanlıyım. Bir ilişkiden beklentilerin ne? Sadakat beklerim, ilgi beklerim. Çok ilgi seviyorsun o zaman. Her insan gibi severim yani ben de. İlgisiz kalmayı kimse istemez. Fazlası birazcık itici oluyor bence. İlgisiz kalmayı kimse istemez. Son ilişkin ne zaman bitti, neden bitti? 2 sene oluyor son ilişkin biteli. Uzun süredir ilişkim yok. Hobilerin neler mesela? Müzikle uğraşıyorum. Piyano çalıyorum, gitar çalıyorum. Biraz akordeon çalıyorum, şarkı söylüyorum. Çok iyi. Sesin de güzeldir o zaman. Biraz. Sen neler yapmak hoşlanıyorsun? Ben spor yapmayı seviyorum. Yürüyüş yapmayı seviyorum. Konser etmeyi seviyorum. Müzik, ben dinleyici kısmındayım müziğin. Yani müzik çalmayı bilmiyorum ama iyi bir dinleyiciyimdir. Anladım. Eğlenmeyi seviyorsun. Aynen. Burcu ne senin? Aslan. Senin? Benim de yay. Aslanlarla iyi anlaşıyoruz aslında. Özgüvenleri beni etkiliyor. Hoşuma gidiyor. Yani. Yaylarla ego var biraz. Ego var mı? Ya ego değil de özgüven biraz daha evet. Etkileyici oluyor bence. Güzelmiş ama. Güzel bir pizza. Benim hoşuma gitti. Daha önce hiç sevgililerini kutladın mı? Tesadüf olarak hiçbir sevgililerime sevgilimle giremedim. Benim de aynı çok ilginç. Hep yalnız girdim yani bugüne kadar. Sanki özellikle o dönemde ayrılıyormuşuz gibi geliyor hatta bazen. Sen ayrılıyor olmayasın. Niye? Belki hediye almamak için. Hediye almamak için karşı taraf ayrılıyor olmasın? Belki, bilemem. Yani. Ama bana hediye alacak mısın? Olabilir, iyi olmasın. Evet arkadaşlar, şimdi gidelim bakalım çiftlerimiz ne yapmış, yemeklerini yediler. Biraz sıkılmış görünüyorlar ama birbirinizden sıkıldınız mı? Ne oldu? 2 dakika bıraktım gittim. Nasıl geçiyor date? Güzel geçiyor şu an. Güzel geçiyor. Ya, beğendin. Biraz suskun gördüm beyefendi, o yüzden. Suskun diyorsun. Evet. Peki sosyal insanlardan mı hoşlanıyorsun daha? Evet, biraz daha sosyal olmasını isterdim. Peki senin için nasıl geçiyor? Vallahi yemek yerken çok konuşmamayı tercih ettim buradan. Daha eğlenceli bir yerlere gitmeyi bekliyorum. Daha eğlenceli yerlerde açılırım diyorsun. Zaten. Daha bu ne ki diyorsun? Bir şey yeni başlıyoruz. Daha beni birazdan göreceksin. Aynen öyle. O zaman date'i devam ettirmek istiyor musun? Evet. Date'i devam ettirmek istiyor musun? Evet. Süper. O zaman hazırsanız sizleri ikinci sürprizimize, ikinci aktivitemize götürüyoruz. Yani ikinci mekanımıza geçiyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Hazırız kaptan. Hadi gidelim. Şu anda bilmiyorum. Vallahi şaşırmam öyle bir şey yaptırırlarsa. Yani kışçı mısın, yazcı mısın? Yazcıyım kesin. Ha, ben kışçıyım. Denizi de çok seviyorum. Hayvan sever misin? Severim. 2 tane kedim var. Kediyi sanırsın. Hiç köpeğim olmadı, o yüzden bilmiyorum. Japonokları çok seviyorum ama çok güzel gördüklerini düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ise çiftimizi Luna Park'a getirdik. Luna Park'ta gönlünüzce eğlenin diyoruz. Bence sevgililer günü Luna Park'sız olmamalı. Eğlencelerini izlemek çok hoşuma gidecek. O zaman 14 Şubat konseptimiz devam ediyor. Ben korkuyorum birazdan. Daha yarısında bile değiliz. Yükseliyoruz. Manzara güzel abi buradan. Bayağı güzel deniz. Çok rüzgar var, soğuk biraz. Üşüdün mü? Biraz üşüdüm. Gel. Esiyormuş ama yukarısı. Evet, bayağı esiyor. Gözlerin ela mı? Yeşil. Ama içi de daha farklı bir renkte. İki renk var. Bundan sonra neye binelim? Bilmiyorum ki. Gondol olabilir belki. Ne, bunu sen çok heyecanlanmadın. Bir gondol yapalım bundan sonra. Evet. Umarım çok hızlı değildir. Umarım çok hızlıdır. Neden? Adrenalin. Ha. Ben seviyorum. Tamamdı. 11 Aralık. Senin ne zaman? 23 Temmuz. Biraz erken de olsaymışsın, yengeç oluyordun.
3 saatli bu arada. Ama. Evet. Başlamadık bile. Aa, mikrofonu da çıktı mı hala? Evet. Unuttum ben onu. Ağrıyım mı? Ağrıyım. Lira ver, ben oraya çıkamam. Uçta oturmayı asla yapamam. Oo! Yavaş yavaş kanka, yavaş düşerler. Kanka yavaş yavaş yavaş. Kanka yavaşlat, bir şey oldu. Bir şey söyleyeyim. Oğlum bir şeyler oldu. Düşermiş, kız kalp krizi geçirir kanka. İzlerken inanılmaz abi, deli cesareti. Yavaşlat kanka, yavaşlat. Yavaşlat, yavaşlat. Yavaşlatsana, bir şey olur kız. Oğlum ölür ölür, bir şey olur. Abi durdursanız onu. Durdursana, durdursana kanka, durdur. Oğlum öldü lan kız. Durdur kanka, durdur. Oha. Durdursana kanka. Abi size bir şey olacak şimdi, durdursana. Durdursana kanka. Arkadaşlar kız baygınlık geçirdi yukarıda. Elimize yüzümüze bulaştırdık. Onlar cesaretli çıkmışlar oraya. Kız bayılıyor, yüzünü çeksene. Kız öldü, bak bak. Ağlıyor mu, ne oluyor? Evet arkadaşlar, şimdi Luna Park'tan çıktık. İçeride çok kötü şeyler oluyordu. Sen bayılıyordun galiba en son, bir şeyler oluyordu. Sürprizimizi nasıl buldun? Bu kadar hızlı olmasaydı, bu kadar hızlı olacağını tahmin etmedim. Daha önce bindiğim gondola bu kadar hızlı değildi. Ya İkincisi ben... harbiden olmasaymış. Evet, bu çok hızlıydı. Gerçekten bir noktada bayılacağım sandım. Ya biz de düşeceksin diye orada bir şeyler tutuyorduk aşağıda. Ben sarıldım falan zaten. Düşeceğim sandım. Hayattayım şu an. Mutluyum, güzel. Hayatta oldum. Biz de mutluyuz burada olduğun için. Peki dönme dolap nasıldı? Dönme dolap daha güzeldi. Daha favorim macera. Dönme dolap, evet. Değil mi? Beğendin. Beğendim. Sevgilim biraz heyecan isteyince dönme dolaptan sonra bir gondol yapalım dedi. Gondolu sen mi istedin? Evet, ben istedim. Oo. Bu heyecan da fazla geldi galiba. Yani bir yerden sonra kendimi bırakıp artık onunla ilgilenmeye başladım yani. Evet, orada fark ettim. Sen demiri bırakmış, o düşmesin diye tutuyordun falan. Gayet soğukkanlıydın bu arada. Gondol da çok yukarıdaydı. Ona rağmen cool'luğundan ödün vermedin. Ha, hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Hareketi beni biraz tavladı. Düştün değil mi? Buna evet. Düştün. Evet arkadaşlar, şimdi buz patenine gidecektik. Buz patenini aradık. Bu arada yazıklar olsun dediler ki bize 8'de 9 doluyuz. Bizim de video 8'de orada olmamız lazım. Hatta 7 ile 9 doluyuz dediler. Buz patenine gidemedik. 14 Şubat gününü bu şekilde geçirdik. Şimdi bir günlük sevgililerin birbirleri için hediye almalarını isteyeceğiz. İstedikleri her hediyeyi alabilirler. Ekip arkadaşlarımızla beraber gidip seçecekler. Bakalım birbirlerine ne alacaklar, ne verecekler. Ve videoyu bu şekilde bitireceğiz. 14 Şubat'ınız kutlu olsun. O zaman devam edelim. İlayda'cığım, yemeğiniz yendi. Luna Park'a gidildi. Evet. Biraz adrenalin dolu. Sıra geldi hediyede. Bir gezinelim. Sordum daha önce neler seviyor? Sormadım, bir şeyler tahmin ediyorum. İyi hadi bakalım. Şöyle gezinelim biraz. Batman tüm erkeklerin hoşuna gidiyor. Batman olabilir. Spor yaptığını söylemişti, aslında böyle bir şey olabilir. Yine de bu cepte kalsın, başka bir şeylere bakalım. Evet, bir şeyler daha bakalım. Bu da yaşlanınca biz. Ben çok anlamlı ve tatlı bir hediye. Ben bunu almak istiyorum. Şu an yukarıda diğer ekip arkadaşımız da İlayda. Senin için bir hediye seçmişler, bize bilgi verdiler. Sen evet. Onun için ne almayı düşünüyorsun? Okumayı sevdiğini söylemişti bana. O yüzden kitap bakacağım. Sevgililer umarım... gününde kitap biraz şey demez mi ya, ne alaka falan. Romantik kitap bakarız biz de. Romantik kitap. Mantıklı. Bu olur. Sen kendin kitap okuyor musun normalde? Ben çok okumuyorum. Çok okumuyorsun. Ha? Ama bir kitap okuyor tipin de var yani. Aynen, öyle bir entel duruyorsun. Okumuşluğum var zamanında. Zamanında alfabeyi falan okuyor. Bak mesela İlk Aşk. Burada İlk Aşk diye bir kitap var. Okudun mu? Hayır okumadım ama ismi güzel. Okuduğum bir şey versene. Dur o zaman okudum. Bu İlk Aşk iyiydi ya, İlk Aşk iyi. İlk Aşk aklımızda bulunsun. Aklımızda bulunsun. Şey bak senden bir tane daha yok. Aa, bunu ben alıyorum 14 Şubat için kendime. Senden bir tane daha yok. Kitaplara baktım. Aklımda bir iki tane kitap var. Bir de yukarıdaki hediyelik eşyalara bakacağım. Ondan sonra devam edeceğiz.
Yapacak mı? Aynen. Olabilir aslında. Nasıl fikir? Fariz baksana. Oyuncak almak istiyor. Bunu verirsen ilişkiniz başlamadan biter yani ya bence. Öyle mi diyorsun? Birazcık. Başka nelerimiz var? Kar topu. Bakın burada bir şey buldum. Her şey bizim için bir YouTube videosuyla başladı. Bu yüzden en anlı hediye bu olur bence. Bence de. Bence de bu arada çok güzel düşünülmüş bir hediye. Çünkü her şey videoyla başladı. Bu da onun mesajı mı? Yani tanışma mesajı. Bu da onun mesajı. Odamızda duracak ve baktıkça bunu hatırlayacağız. Bugün hatırlayacağız. Çok güzel, çok düşünceli bir hediye. Bence bu okey. Beğenir. Tamamdır. Tamam, bu mu? Bu. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet Emre, ne aldın ve neden aldın? 3-2-1 kayıt yaparak tık diye. Tanışmamızın şerefini, bir YouTube videosunun başlangıcı olması nedeniyle bir mesaj vermek istedim. Böyle bir mesaj vermek istedim. Böyle bir hediye uygun gördüm. Sence beğenir mi? Bence anlamlı bir hediye. Anlamlı bir hediye seviyorsa bence beğenir. Süper. Çok güzel, ince düşünülmüş bir hediyeydi. O zaman bakalım hediyeni beğenecek mi? Hadi geçelim. Evet merhabalar arkadaşlar, hediyeyi aldık mı? Aldık hediyelerimizi. Nasıl çok bir şey aldınız? Oo çok güzel. İleriye yönelik bir hediye. Geleceğe, evlenmeye yönelik. Ne evlenmesi, birlikte ölmeye yönelik. Oha! Nasıldı hediye? Ne seçtin? Hediyem küçük bir biblo. Bir kadın ve bir erkek. Yaşlı bir çift var. Güzel. Yani seninle yaşlanabilirim mi? Evet, öyle bir hediye. Fikir Berk'ten mi çıktı? Benim fikrim. Senin fikrin süper. Okey 10 numara. O zaman geçelim bakalım hediyelerinizi birbirinize verin. Heyecanlı mı? Biraz heyecanlıyım. Acaba beğenecek mi? Bence beğenir. Emre çok güzel bir şey almıştır. O da düşünceli bir şey aldı ama söylemeyeyim. Spoiler olmasın. Tamam. Hazırsanız geçelim. Evet arkadaşlar, alışverişimiz de bitti. 14 Şubat Sevgililer Günü'nün sonuna geldik. Bir günlük sevgililerimiz, daha doğrusu sevgililerimiz birbirlerine 14 Şubat hediyelerini aldılar. Buyurun birbirinize hediyelerinizi verebilirsiniz. Gününüz nasıl geçti? Beğendiniz mi her şeyi? Günümüz güzel geçti. Emre'yi beğendin mi? Beğendim. Emre ile daha sonrasında, bunun sonrasında görüşmek ister misin? Görüşebiliriz. Peki Emre, senin günün nasıl geçti? Çok güzel geçti, eğlendik. Sen İlayda'yı beğendin mi? Kapatır kapatmaz instasını alacağım. Arkadaşlar katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir gündü. Umarım eğlenmişsinizdir. Hediyelerinizi de açarsınız gittikten sonra. Çok teşekkür ederiz her şey için. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram ve TikTok'umuzu da aşağıya bırakıyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.